bomba uzmanları çağrıldı. Uzmanların incelemesinin ardından düzenek etkisiz hale getirildi. İstanbul Valiliği metro durağında bulunan paketin bomba süsü verilmiş düzenek olduğunu duyurdu. Polis düzeneği metro durağına yerleştiren şüpheliyi arıyor. Bu kadar haberin ardından bir dış haber vereceğiz. Bu dış haber dünyada bir numaralı haber şu anda, onu söyleyelim. Çünkü Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları başbakana 4 el ateş açıldığını ve bir kurşunun da karnına isabet ettiğini söylediler. Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Ülkede yayın yapan TA3 kanalı Fico'ya 4 el ateş açıldığını, birinin Başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi. Saldırıda parlamento başkan yardımcısı Lubos Blahana'nın da vurulduğu ve yaralandığı açıklandı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi. Ayrıca güvenlik görevlerinin birini bir arabaya iterek uzaklaştırdığını belirtti. Başbakan Fico ve parlamento başkan yardımcısı Blahana'nın sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ve yurt içine tekrar döneceğiz. Gezi direnişi davası hükümlüsü iş insanı Osman Kavala. Yeniden yargılama talebi kabul edilecek mi? 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyetin değiştiği haberi sanki Osman Kavala'nın yeniden yargılamasının yolu açılmış gibi dün yankılandı. Böyle değerlendirenler oldu. Ancak hukuki bir zorunluluk, yani zaten onlar hakkında mahkumiyet kararı veren bir heyetin yeniden yargılama talebini görüşemeyecekleri, Yargıtay'ın bu yöndeki içtihatları aslında devreye girdi ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar